Blok zincir tabanlı şifreleme teknikleri kişisel verilerin korunması açısından diğer teknolojilere göre ne gibi avantajlar sunuyor? Öncelikli olarak bir blok zinciri yapısı mevcut olduğu için zaten diğer şifreleme tekniklerini bunun içerisinde kullanıyoruz, birleştiriyoruz. Bununla birlikte doğrulanabilir bir yapıya sahip. Yani merkeziyette tek bir kişinin elinden, tek bir kişinin manipüle edebileceği şekilde değil, doğrulanabilir şekilde dağıtık bir yapıda olduğu için geriye dönük verilerimizi doğrulayabileceğimiz, verilerimizin bütünlüğünü sağlayabileceği gibi avantajları var bu şifreleme algoritmasının. Peki bu blok zinciri teknolojisi kişisel veri korunması için hangi sektörlerde kullanılıyor? Şu anda kullanıldığı sektörlerde başta sağlık sektörünün sağlık kayıtlarının korunmasında görebiliyoruz. Yine e-devlet sistemlerinde kayıtların teyit edilmesi gerektiği her sistemde kullanılıyor aslında. Yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte hukuk alanında da kullanılıyor. Ülkemizde henüz net olarak kullanılmıyor olsa da. Finansta özellikle zaten kripto para teknolojisinde ve akıllı sözleşmelerde temel teknoloji olarak kullanılmaya, yaygın olarak kullanmaya başlandı ki en yaygın kullanıldığı alan finans sektörü. Bununla birlikte tabii en büyük getirilerinden bir tanesi de kara para aklamanın önüne geçmesi bu teknolojinin. Çünkü yapılan işlemler doğrulanabilir, geçmişe dönük olarak doğrulanabilir şekilde, güvenilir bir şekilde saklanabilecek durumda blok zincirde. Bu nedenle kara para aklama aslında bu açıdan zorlaşıyor. Yine finans sektöründen örnek verdik. Bu kullanıcı alanlardan bir tanesi olarak mesela oylamada da kullanılabilir. Böyle bir çalışmalar da var. Ülkemizin yaklaşan bir seçim süreci var malum. Henüz teknolojik olarak tam oturmamış olsa da teorik olarak gelecekte tam güvenli sağladığı zaman seçimlerde de kullanılabilecek bir teknoloji olarak düşünüyoruz blok zinciri. İnsanlar merkeziyetsiz finansın başarısızlıklarının otoritelerin düzenlememesi veya kontrol altına almamasına kaynaklandığını savunuyor. Sizce merkezi otoriteler bu merkeziyetsiz finansı kontrol altına alırsa kullanıcıların güvenliğini arttırabilir mi? Merkeziyetsiz finans aslında başarısız görünmesinin sebeplerinden bir tanesi hızlı bir şekilde yayılmıyor olması aslında. Bitcoin'e baktığımız zaman, Ethereum'a baktığımız zaman çeşitli borsa piyasaları oluşmuş durumda kullanılıyor. Ancak başarısızlık diye addedilen burada devletlerin, bir merkezi otoritelerin geçişleri aslında. Fakat buna baktığımız zaman da bu geçiş biraz yavaş oluyor olsa da çünkü hali hazırda merkezi bir sistem var bununla alakalı. Bunun yerini alması bu sistemin, merkeziyetsiz sistemin biraz zaman alacaktır oturması ki bizim kendi ülkemiz dahil birçok ülkenin kripto paralarda merkeziyetsiz finansta hazırlık yaptığını görüyoruz bununla alakalı. Dolayısıyla bu aslında bir başarısızlık değil, başarı olarak devam ediyor. Sonucu beklemek lazım bununla alakalı. Merkezi otoriteler illaki bununla yönetim sözü olacaktır. Çünkü devlet finansı yönetirken kendi dışında, yani kendi otoritesi dışında bazı işlemler tabii ki izin verecektir ama bazı şeyler suçun önlenmesi adına kullanılacaktır. Ancak teknoloji bağımında yine merkeziyetsiz bu blok zincirin özelliklerini kullanan bir teknoloji de güvenliği artırmış sayacaktır. Bunların üzerine devletler, ülkeler eğilecektir ve kullanacaktır. Başarı olarak tarihe geçecektir diye tahmin ediyoruz.